Evet bildiğiniz üzere Türkiye'de asgari ücretin e, durumu belli. Yine bunu alamayan, bunun altında çalışan insanlar da var. Yine asgari ücretle bir gelişme var hatta bir ilk diyebiliriz. Türkiye 27 Avrupa ülkesi arasında en düşük asgari ücret veren ikinci ülke oldu. Konuyu değerlendiren Profesör Doktor Çelik, asgari ücret en az yoksulluk sınırının yarısı kadar olmalı dedi. Asgari ücret görüşmelerine Asgari ücret zam oranları yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Temmuz ayında yapılan yüzde otuzluk artışın ardından gözler 2023 asgari ücret tutarına çevrildi. Yeni zam oranı Aralık ayı başında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Toplantıya bir ay kala yeni ücrete dair çeşitli beklentiler dile getirilmeye başlandı. Basında asgari ücretin 8500 TL olacağına dair iddialar yer alırken hükümet kanalıyla adından yapılan açıklamalardaysa enflasyonun üzerine refah payının da eklenmesi gündemde Türkiye'deki asgari ücreti değerlendiren Profesör Doktor Aziz Çelik, Avrupa Birliği ülkeleriyle durumu kıyasladı. Asgari ücret yalnızca AB üyesi ülkelerin gerisinde kalmadı. Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelerde Türkiye'yi geride bıraktı. Öyle ki Avrupa İstatistik Ofisi verilerinde yer alan 27 Avrupa ülkesi arasında Türkiye, Arnavutluk'un ardından en düşük asgari ücreti veren ikinci ülke. Çelik, Türkiye'deki sendikalaşma oranlarının diğer Avrupa ülkelerinden daha düşük olmasına da dikkat çekti. Bunun asgari ücretin düşük kalmasında önemli bir etken olduğunu ekledi. Türk İş'e göre Eylül ayında 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 23.600 TL oldu. Bunun yarısı 11.800 TL yapıyor. Asgari ücretin bu seviyeye gelmesi için 2,14 katına çıkarılması, başka bir deyişle %114 zam yapılması gerekiyor. Bu resmi enflasyon oranı olan %84'ün epey üzerinde. Yeni asgari ücret net